Günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilen burun estetiği genellikle şekil bozukluğuna bağlı olarak yapılan bir işlem olarak bilinse de nefes darlığına sebep olan burun kemiğinde eğrilik ve travma gibi durumlarda burun şeklinin düzeltilmesi için de yapılıyor. Bu ameliyatlarda kullanılan cihaz ve yöntemler ise çeşitlilik gösterirken ameliyat süresinden ameliyat sonrası iyileşme süresine kadar pek çok süreci de etkiliyor. Halk arasında piezo yöntemi olarak bilinen burun ameliyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Deniz Dilek, piezo burun estetiği diye bir tabir kullanıldığını ancak bunun teknik değil ameliyatlarda kullanılan bir cihaz olduğunu söyledi. Piezo aslında bir cihaz. Piezo cihazı dediğimiz bizim kemik kesmede kullandığımız bir alet. 80'li yılların başından itibaren kullanılan bir yeni teknoloji. 3 boyutlu ses dalgalarını kullanarak yumuşak dokulara zarar vermeden kemikleri kesmemize yarayan bir cihaz. Şimdi piezo tekniği diye tabirler duyabilirsiniz. Aslında bu bir teknik değil. Biz burun estetiğini yaparken yumuşak dokularla yaptığımız işlemler var. Kıkırdak ve kaslar, aderler vesaire. Onun dışında bir de kemik kısmı var işin. Kemikleri keserken yaptığımız şeyler var, kullandığımız aletler var. Piezo bu durumda bize yardımcı olan son teknolojilerden biri. Diğer kullanılan aletler ve kemiği kesme yöntemlerine nazaran diye soruyorsunuz. Şimdi burada yumuşak dokuya zarar gelmiyor. Piezo tekniği, piezo cihazını kullandığımızda damarlar, kaslar vesaire kesilmiyor. Üzerinde çalıştığımız sadece kemiği kesiyor. Bu durumda ne oluyor? Küçük damarlar yaralanmadığı için morluklar ve şişlikler bir nebze daha az olabiliyor. İyileşme süresini hızlandırabiliyor. Evet, o konuda da yardımcı bize. Şişliklerin çok daha hızlı geçtiğini de görebiliyoruz. Yani ameliyatta bizim yaptığımız bir şey değişmiyor. Sadece daha önceden kullanılan işte manuel testereler var veya işte motorlu testereler var. Orada biz kemiği keserken kullanıyorduk bu cihazları. Piezo ile şu an onların yaptığı görevi sadece devraldı. Kısmen. Bütün ameliyatlarımda ben kendim için söylemem gerekirse her ameliyatımda kullanmıyorum. Çünkü bu cihazı kullanmak için kemiğin etrafını tamamen açmamız gerekiyor. Burnun her tarafını açacaksam şahsen kullanıyorum. Ama rutin bir şekilde bütün burun ameliyatlarında kullanan cerrahlar da mümkün var. Süre olarak aslında net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü manuel testereler, motorlu testerelerimiz var şimdi. Onlar da çok hızlı işlem yapabiliyorlar. Kendi pratiğimde soruyorsanız eğer hiçbir şekilde süresi değişmiyor benim açımdan. Yani piezo burun estetiği diye çok fazla tabirler var. Piezo bir cihaz. Öncelikle bunu açıklık getirmek gerekir. Yani bir teknik değil aslında. Burun ameliyatınızı yapan nihayetinde cerrah. Her zaman cerrahi işlemdir. Piezo son teknoloji kemiği kesmede kullanılan bir cihaz. Yani ameliyatın %10-15'lik kısmında kullandığımız bir cihaz sadece. Yani güzel bir teknoloji ama hani o olmasa da olmazsa olmazlarımızdan biri değil.